her tarafta olurken Kuzey Kıbrıs'ta da bir şeyler olmuyor değil. Oradan da bu konuyla ilgili gelişmeler var. Şimdi o konuyla ilgili haberimiz şöyle. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bakanlar Kurulu Sözcüsü Kudret Özersay, Kıbrıs'ta yaşanan son olaylarla ile ilgili Kanal Avrupa'ya özel açıklamalarda bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Bakanlar Kurulu Sözcüsü Kudret Özersay, Kıbrıs'ta yaşanan son olaylar ile ilgili Kanal Avrupa'ya özel açıklamalarda bulundu. Panik yapmadan, tedbirli olarak riskin azaltabileceğini kaydeden Özersay, koronavirüsüne karşı tedbirler kapsamında açıklamalar yaptı. Koronavirüs konusunda hükümetin kriz yönetiminin çok iyi olduğunu ve gerekli önlemleri en ivedi şekilde aldığını ve almaya devam ettiğini açıkladı. Kıbrıs Rum tarafının bazı kapıları geçici olarak kapatma kararının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomisini baltalamak için yapıldığını açıkladı. Kıbrıs Rum tarafının imdadına bu korona virüsü yetişti. Ama adada her iki tarafta da herhangi bir virüs veya herhangi bir sıkıntı yokken Kıbrıs Rum tarafı bu geçiş kapılarından dört tanesini kapatma yönünde karar aldı. Bu tabii ki bizim değerlendirmemize göre aslında Kıbrıs Rum tarafının asıl rahatsız olduğu şey Kıbrıs Türk ekonomisinin bundan yararlanması. Yani aradaki döviz farkından dolayı ve akaryakıtın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde daha ucuz olmasından dolayı Kıbrıslı Rumlar her gün düzenli olarak kuzeye geçip marketlerden, çeşitli yerlerden alışveriş yapmaya başladılar. Mesela salgın hastalık gibi, koronavirüs gibi konularda hiç tanırdın, tanımazdın, senin Sağlık Bakanlığı ama o devlet tanımıyor, onun Sağlık Bakanlığı. İki tane fiilen Sağlık Bakanlığı var mı bu Kıbrıs Adası'nda? Var. İki tane ayrı jurisdiction, yani görev yetki alanı ve ülke var mı? Var. Sen tanımasan da var. Dolayısıyla bu iki Sağlık Bakanlığı'nın işbirliği yapması kaçınılmazdır. Bunu görüp bu konularda işbirliği yapmaya başlarsak iki taraf arasında güven de oluşur zaman içerisinde. İki tarafın arasında yönetimi de zenginliği de paylaşma isteği zaman içerisinde oluşursa bir ortaklığa doğru yürünür. Bunlar oluşmazsa, yani bu şartlar yokken illaki bir federal ortaklık kurulacak ısrarı devam ederse benim hissiyatım bu statüko Kıbrıs'ta hiç değişmeyecek ve 52 yıl daha bu müzakereler devam edecek demektir. Daha yaratıcı, daha yeni fikirlerle Kıbrıs'ta bu tıkanıklığın önünü aşmak ve bugün yaşadığımız koronavirüsü gibi krizleri de fırsata çevirmek bence son derece önemlidir. Evet, şimdi Kuzey Kıbrıs'tan Yeni Zelanda'ya geçelim. Yeni Zelanda'da biliyorsunuz önceki